Webtekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Samsung Galaxy S24 Ultra yaklaşık bir haftadır elimde ve bu video en çok zorlandığım inceleme videosu olabilir. İncelemeyi hazırlarken gerçekten neyi araştırsam kafamda başka bir soru işareti, başka araştırılacak şey buldum. O yüzden zorlandım. Ama bu tür telefonlar yılda birkaç kez karşımıza çıkıyor ve çok detaylı özelliklerle birlikte geliyorlar. Öyle olunca bazı okumalar yapmak gerekiyor cihazla alakalı. Bu arada baştan söyleyeyim, telefon tabii ki performans konusunda bütün kullanıcılara hitap ediyor. Ama 80.000 lira olduğunu göz önüne alırsak gerçekten bu parayı bu telefona vermemiz gerekiyor mu? Bence fiyatını hak etme meselesi işte abi içinde şöyle kamera var, şöyle işlemci var falanlarla açıklanabilecek bir durum değil. Kamera dersen 80.000 liraya sinema kamerası var. Ya hadi o kulağa alakasız gelebilir ama yine o paraya ondan daha düşük nanometre değerleriyle tasarlanmış işlemciyi kullanan iki telefon var. O yüzden basit kullanıcı yani işte WhatsApp, Instagram, Twitter, Google uygulamaları arasında böyle shuttle yapar gibi birinden çıkıp diğerine giren kitle ve diğer tarafta ben telefonla içerik üretiyorum veya işte yabancı dilde çok görüşme yapıyorum, canlı çeviri yapacağım gibisinden daha net bu telefona nokta atışı yönlenebilecek bir kitle var. Bu videoda o yüzden biraz daha detaylı bir anlatım yapmak istiyorum. AI özellikleriyle başlayıp şöyle tek tek gidelim isterseniz. Canlı çeviri, chat asistanı, ses kaydı asistanı. Bunlar şu an Türkçe ile uyumlu çalışmıyor ama ben İngilizce ile işimi hallederim derseniz aldığınız gibi kullanabilirsiniz. Türkçe dil desteğinin Temmuz ayında geleceği söyleniyor bu arada. Performansı ile ilgili profesyonel bir tercümanın yorumu tabii ki daha doğru olur ama günlük konuşma dilinde eğer çok alakasız bir aksanla konuşmuyorsanız mesela bu dayı gibi konuşmuyorsanız iş görür bence. Hatta gelin bir deneyelim. What do you think about the S24 Ultra? It's a game changer or just another flagship phone? Mon ami, c'est vraiment un excellent téléphone sur l'immense majorité des caractéristiques qui nous intéressent. Cette partie intelligente artificielle, surtout, elle va être amenée à s'améliorer d'année en année. Il faut savoir les fonctions AI, elles arrivent sur les Galaxy S23 aussi. Yes, of course, my friend. It's really an excellent phone under the vast majority of the features that interest us this part. Artificial intelligence, especially, it must be expected to improve year after year. You have to know the functions and get there under the Galaxy S23 also. Onun dışında fotoğraf asistanı özelliği var ki bu da fotoğraf üzerinde herhangi bir üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duymadan görsel üzerinde obje silme veya objenin yerini değiştirme, büyütme, küçültme gibi olanaklar sunuyor. Bu aslında pek şaşırtan veya wow dedirten bir özellik değil. Çünkü bunu yapabilen uygulamalar bir yana, Android telefonlarda kurulu gelen Google fotoğraflar üzerinden de bunu bir süredir yapabiliyorduk. Yani bu özellik için illaki bir S24 Ultra sahibi olmanıza gerek yok. Ama nasıl çalıştığını soracak olursanız başlangıç için iyi diyebilirim. Umarım zamanla daha da gelişir ve başka uygulamalara ihtiyaç duymadan edit işini daha kolay bir şekilde halledebiliriz. Web asistanı ve not asistanı özelliklerine izleyenleriniz varsa kutu açılışı içeriğimizde göz atmıştık. İki özellik de uzun metinleri sadeleştirip paragraflara bölerek bize bir özet sunuyor. Web asistanı bunu tarayıcıdaki metinler üzerinde, not asistanı ise Samsung'un notlar uygulaması üzerinde bunu yapıyor. Bence metinle çok işi olanlar için yardımcı olacak, iş kolaylaştıracak özellikler ve sağlıklı çalışıyorlar. Yani en azından metnin iç görüsünü bize hap şeklinde sunabiliyorlar. Sadece not asistanının kelime sınırının genişletilmesi lazım. Yani daha uzun metinleri özetleyebilmesi için o da olursa çok daha kullanışlı olur bence. Bir de Circle to Search var tabii. Bu özellik ekranda yuvarlak içine aldığımız bir obje ile ilgili Google'da arama yapıyor. Mesela diyelim ki bir çanta beğendik. Onu yuvarlak içine aldığımızda bize ona benzer seçenekleri veya direkt onu gösteriyor falan. Bu aslında başka yollarla da olsa önceden başka telefonlardan bildiğimiz bir özellik. Yani yıllar önce Huawei Mate 20 Lite kullandığım dönemde objenin üstüne basılı tutarak benzer bir arama yapabiliyordum mesela. Ya da işte Google Lens ile zaten bunu yapabiliyoruz. Samsung artık bunu direkt kendisinin sunduğu bir özellik haline getirdi ve isimleştirdi diyelim. Son olarak Samsung'un medarı iftiharı Space Zoom'a gelelim. Artık zoom özelliğindeki gelişmiş sabitlemeyi ve yüksek çözünürlük özelliğini sadece ay fotoğrafı çekerken değil, istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Bunu bir konserde denemeyi çok isterdim aslında ama yoğunluktan gidemedim. Onun yerine şöyle gösterelim. Zoom yaparken telefon bir objeyi ya da özneyi tanıdığında sağ üst köşedeki zoom göstergesi sarıya dönüyor. Bu da kameranın o an zoom yaptığınız objeyi netlediğini ve sabitleme uygulayabildiğini, çekime hazır olduğu anlamına geliyor ve size şöyle bir sonuç sunuyor.
100X Zoom tabii ki akıllı telefonlar için cezbedici ve reklamını yapması kolay bir özellik. Modeller yükseldikçe performansları da yükseliyor tabii. Ama diğer yandan S24 Ultra'da bir detay var. O da S23 Ultra'da gördüğümüz 10X telefotonun yerini 5X telefotoya bırakması. Hani hazır telefoto işini 10X'e taşıyabilmişken neden 5X'e düşürüldü konusunda Android Authority'ye konuşan Samsung akıllı telefon üretim yöneticisi Blake Gazer, kullanıcıların en çok hangi yakınlaştırmaları kullandıklarına baktıklarını ve 3X ve 5X olduğunu fark ettiklerini belirtiyor. İşte o yüzden 10X telefotoyu 5X'le değiştirip aynı zamanda 50 megapiksele çıkarıyorlar. Gerileme gibi görünen bu kamera değişikliğinin altında aslında kullanıcı geri bildirimleri yatıyor. Ya kullanıcıların isteklerine kulak verme noktasında ilerleme bile diyebiliriz bu değişime. Ama bir dakika, kafaları karıştıran bir nokta var çünkü global sitede 10X optik zoom ifadesi var. Bu şimdi optik mi? Bu dijital mi? Global sitede optik zoom diyor, hem de birkaç yerde. Hani optik zoom kalkmıştı? Bir de şöyle bir durum var, telefonla 10x zoom yaptığımızda 200 megapiksel fotoğraf çekebiliyoruz. Yani ana kamera çözünürlüğü bu. Ama 5x 50 megapikseldi. Beyinler yanıyor burada. Burada bence, eğer yanlış düşünmüyorsam, lost in translation var. Samsung Türkiye'de S24 Ultra'nın özelliklerine baktığımızda bu özelliğin daha iyi açıklandığını görüyoruz. 2 ve 10x için adaptif piksel sensörüyle etkinleştirilir diye bir ifade var. Adaptif piksel sensörü diye ifade edilen şey bir fotoğrafı bir tane yüksek bir tane de düşük çözünürlükle çekip yüksek çözünürlükteki detayları düşük çözünürlükte olanla birleştirmek ve bunu düşük çözünürlükte sunmak. Tabii bunları benim bir haftalık okumamla anlatıyorum. Konuyla ilgili daha derin bir değerlendirmeniz varsa ya da ya yanlış düşünüyorsun dediğiniz noktalar varsa yorumlarda buluşalım dostlar. Peki şimdi bu anlattıklarımız gerçek hayatta nerede karşımıza çıkacak diyerek kamera özelliklerinden devam edelim isterseniz. Ana kameradaki 200 megapiksellik sosyal HP2 sensör aynen korunmuş. Bu noktada S23 Ultra ile kağıt üstünde bir fark yok. Performans anlamında tabii ki en güçlü Android kameralardan biri. Size az önce anlattığım optik zoom olayındaki mühendislik bile bunun bir kanıtı. Onun dışında ultra geniş açıda, 3x telefotoda ve ön kamerada S23 Ultra ile aralarında büyük bir fark yok açıkçası. Ya gece fotoğrafına verdikleri değerden dolayı yapay zeka iyileştirmeleri fark edebilir sadece. Onu da zaten S23 Ultra ve S24 Ultra videosunda göreceğiz. Ya bu dünkünün aynısı mı olmuş? Yani gördüğün en net şey neydi kamerada diye soracak olursanız iki şey söyleyebilirim. Birincisi Pro Video. 4K 120 kare çekimde en büyük rakibi 15 Pro Max'in net bir şekilde önünde. Daha doğrusu cümlenin çapını genişleteyim. Telefon Pro Mod'da cidden bayağı iyi. Ya bu biraz daha prodüksiyon kasan içerik üreticileri için gerçekten kafa karıştıran bir performans. Ama diğer kafa karıştıran bir performans da ProRes ve log kayıt. Maalesef rakibinin sunduğu log kayıt olayını S24 Ultra'da göremedik dostlar ve 15 Pro'nun görsel konusunda bize sağladığı edit kolaylığını bize sunamadı. Bu bence Samsung vs iPhone olayı için değil, ya bu yıl çıkacak diğer rakipleri için de Samsung tarafında eksikliği hissedilecek bir durum. Hani videonun başında dediğim kullanım alışkanlıklarına odaklanma olayı vardı ya, o çerçevede bir değerlendirme yaparsam basit kullanıcı için çok iyi bir kamera. Yani pişman etmez. Pro kullanıcı içinse, mesela bir içerik üreticisi için diyelim, ekosistemine göre hareket et. 4K 120 FPS çekiyor ama log çekemezsin, ona göre tercihini yap derim. Gelelim şu ana kadar bahsettiğimiz tüm bu özelliklerin gücünü aldığı elemente, Snapdragon 8 Gen 3'e. 8 Gen 3 şimdiye kadar Snapdragon tarafında da, Samsung'un kullandığı mobil işlemciler tarafında da gördüğümüz en güçlü işlemci. Performans tarafında 8 Gen 2'den %30 daha hızlı ve 1.5 daha iyi bir ray tracing performansı sunuyor. Oyun grafikleri 8K'ya kadar upscale edebiliyor. Yani oyunlardaki kübik modelleri 6.8 inç ekranda 8K'ya görsek ne olur gerçi. Ama salt performans açısından baktığımızda yıllarca rekabetçi olacağının şimdiden işaretçisi. Ya peki bu kadar performans nerede karşımıza çıkacak, nerede işimize yarayacak derseniz de şöyle dostlar. Yarın öbür gün telefonla video editlerken istemediğimiz bir şeyi, bir objeyi, bir özneyi kadrajdan silmeyi telefonla yapmayı konuştuğumuzda 8 Gen 3 bize bunu sunacak. Mobil oyuncular için high-end bir oyun 8K grafik getirdiğinde işlemci direkt bununla optimize olabilecek. Olur olmaz o başka ama olabilecek. Bu da günün sonunda S24 Ultra'yı yıllarca kullanılabilecek, 7 yılda güncelleme alacağı için kolay kolay yabana atamayacağımız bir telefon anlamına geliyor. Ama yine de bugüne odaklanacak olursak, yani sonuçta PUBG'ye atarken ısınıyor mu sorusu da önemli. Hemen bir oyun testi yapalım isterseniz. Evet dostlar, telefon sağlam olunca biz de PUBG'yi Ultra HDR'a aldık. Kare hızını da aşırı yüksek yaptık ve hakkını verdi açıkçası. Vermeseydi sıkıntı bence.
Yaklaşık 15 dakikalık PUBG'nin ardından %4'lük bir şarj kaybı yaşadık ve telefon 5.5 derece ısındı. Ultra HDR'da normal bence. Ama asıl ısınmayı 3D Mark'taki stres testinde yaşadık. 4K ve aşırı ağır grafiklerden oluşan bu test 20 dakikada telefonu 15 derece ısıttı ve %13 şarj yedi. Telefonu gerçek anlamda zorladı ama herhangi bir kapanma ya da uygulamadan atma durumu yaşamadık. Bu arada eğer merak edenleriniz varsa Snapdragon 8 Gen 3 sentetik testlerde A17 Pro'nun önünde görünüyor ve biz de gelecekte bununla ilgili testler yapacağız. Şimdilik sadece S24 Ultra'ya odaklanıyoruz. Oyun testinde aldığımız verilerde RAM'in, depolamanın ve bataryanın da payı var tabii. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. Eğer isterseniz 512 GB ve 1 TB'lık seçenekler de mevcut. Batarya tarafında ise 5000 mAh görüyoruz. Bu da artık alıştığımız standart bir değer. Hızlı şarj konusuysa S23 Ultra ile aynı. 45 Watt'a kadar hızlı şarj ve 15 Watt'a kadar kablosuz hızlı şarj imkanı var telefonda. Özellikle kablolu hızlı şarj konusunda rakipleri 120 Watt'a kadar çıkarken hatta 200 Watt gördüğümü bile anımsıyorum. Samsung 45 Watt'ta direnmeye devam ediyor. Bence bu konuda Apple'la bir düşünce benzerlikleri var. Apple'da 25 Watt'ta direniyor. Ya bu ekrandan hiç konuşmadık. Biraz da ondan konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi S24 Ultra'nın ekranı bize 2600 nit parlaklık sunuyor ve kutu açılışında heyecandan bir şeyi aktarmayı unutmuşum size. O da bu 2600 nit değerini ekstra parlaklık özelliğini açtığımızda görebiliyor olmamız. Ama bu özelliği kullanırken telefonun ısınabileceğini veya daha çok pil tüketeceğini belirtmem lazım. Aslında ekranın parlaklık konusundaki başarısı sadece nit değeriyle bağlantılı değil. Aynı zamanda Gorilla Armor'la da ilgili. Gorilla Armor sadece ekranın sağlamlığı konusunda değil, yansıma engelleme konusunda da üzerine çalışılmış bir cam. Normal bir cam yüzeyden %75 daha az yansıma yapan bir yapısı var. Onun dışında panel Samsung'un S21'den beri kullandığı Dynamic AMOLED 2X, Z ve S serisine FE modelleri de dahil bu paneli görüyoruz. QHD Plus çözünürlükle birlikte piyasadaki en iyi ekranlardan biri bence. Size aktarabileceğim tek bir negatif durum varsa o da ekran çerçeve oranının %89.9'dan %88.5'e düştüğü. Alınmaz ya. Komik. O aslında negatif bir durum değil, kavisli ekranın terk edilmesiyle ilgili. Ben bu değişikliği basın gösteriminde biraz eleştirmiştim çünkü S23 Ultra'daki kavisi seviyordum ama telefon geldiğinde kararım değişti. Yani bence bu keskin hatlarla ve titanyum malzemeyle çok daha premium bir tasarım olmuş. Titanyumun kattığı sağlamlığı da göz ardı etmemek lazım tabii. Yani kılıfsız kullanacak baba yiğit var mıdır bilmiyorum. Sonuçta 70 bin lira telefon. Yani bence yine de çok şey yapmayın, kılıfsız kullanmayın, risk almayın derim. Bildiğiniz gibi telefon şu an ön satışta ve 256 GB'lık versiyonunu 69.999 TL, 512 GB versiyonunu 73.999 TL ve 1 TB'lık versiyonunu da 80.999 TL fiyatla sahip olabiliyoruz. Fiyatlar konusunda söyleyebileceğim tek şey, eğer yani benim işimi bir önceki nesilde çözer derseniz 50.000 liraya S23 Ultra'ya odaklanabileceğiniz, o da şu an canavar gibi bir telefon ve sizi üzeceğini sanmıyorum. Evet dostlar, bu videomuzda S24 Ultra'yı artısıyla eksisiyle sizlere aktarmaya çalıştım. Yapay zeka ve işlemci bakımından fark yaratan bir telefon. Kamera konusunda da bayağı iyi ama dediğim gibi kendi segmentinde iyi olduğu yerler var, eksileri olduğu yerler var. S24 Ultra ile nasıl içerikler çekmemizi istersiniz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.